Webiz TV'den merhaba. Webiz Gündem seçime doğru yayınındasınız. Ben Soner Şimşek. Seçime artık 6 gün kaldı. 24 Haziran'ı bekliyoruz heyecanla. Partiler son mitinglerini gerçekleştiriyor, gerçekleştirmeye devam edecek ve sonra malum seçim yasakları. Bir konuğumuz var yine. HDP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Erol Katırcıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün İstanbul'da iki miting vardı. Evet. AK Parti mitingi ve HDP mitingi. Tabii sosyal medyada başta olmak üzere AK Parti mitingi için oldukça yoğun bir gündem vardı. Keza HDP mitingi içinde. Biraz mitingleri konuşalım. Malum sıcak olan karşımızda bu. Nasıl geçti HDP mitingi? Önce onu sorayım. Valla biz zaten HDP mitinginde olduğumuz için AK Parti'nin mitingini izleme fırsatı bulamadık. Yani öyle bir zamanım da olmadı benim açısı televizyonlardan sonra seyretmek için. Fakat ben şunu söyleyebilirim. HDP'nin mitingi gerçekten, hani ben HDP adayı olduğum için söylemeyeceğim ama olağanüstü bir şeydi. Nasıl diyeyim? Olağanüstü bir kere kalabalıktı. Bir ikincisi de düşünün saat 4 gibi gelen, yani muhtemelen daha erken gelenler de vardı belki ama ben 4 civarında gittim. 9'a kadar Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını bekledi herkes. 9'a kadar orada neredeyse aç susuz ve hiç yorulmadan ve de gitmeden ısrarla orada durdu o kalabalık. Yani müthiş bir şey vardı. Nasıl diyelim? Heyecan vardı. Bir tür bir değişim iradesi talebi vardı. Dolayısıyla da biz çok mutluyuz doğrusu. Ben yani hayatımda çok tabii mitinglere gitmişimdir. Bu da onlardan bir tanesiydi ama bu en hakikaten enlerden bir tanesiydi. Dediğim gibi tabii ki daha kalabalık da olabilir ama o alan o kadardı zaten. Yani dolayısıyla da ben çok mutluyum. Bir de tabii şeyi söylemek lazım herhalde. Selahattin'in de son 10 dakikada TRT'den yayınlanan bildirisi de bence çok güzeldi. Çok doğru bir yani doğru mesajlar içeren, toplumun ihtiyacı olan mesajları içeren bir şeydi, bir programdı. Tabii bu öncesinde de çok konuşulmuştu ama demokrasi tarihinde bir ilk. Evet, Anadolu Ajansı'nın da bu şekilde zaten bu konuşmayı veriyor oluşu gündemdeydi. Evet. Gerçekten enteresan, ilginç bir durum. Evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olan bir isim cezaevinden bu yarışı sürdürmeye çalışıyor. Peki AK Parti mitingini mutlaka AK Parti mitinginden de yansıyanları takip etmişsinizdir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hemen şunu söyleyeyim. İlk duyduğumda çok kalabalıkmış falan diyorlar ama onlar biraz bindirilmiş kıtalar. Onun için çok önemsemiyorum. Ama asıl önemlisi, yani Tayyip Erdoğan Tansu Çiller'e ihtiyaç duydu yani. Evet, onu soracaktım. Yani ilginç bir katılımcı var idi. Tansu Çiller, eski başbakan. Hayır, Tansu Çiller yani bir siyasetçi olarak bir kere başarısız olmuş olan bir siyasetçi. Herhangi bir başarısı yok bu kadının. Yani açıkçası ben de o dönemde hani Erdal İnönü ile de çalışmıştım. Dolayısıyla Tansu Hanım'ı da tanırım. O dönemde onun danışmanlarıyla çok yakın ilişkilerim vardı. Yani bir başarısı yok. Niye Tayyip Erdoğan onu yanına almak istedi, ihtiyaç duydu? Ya da neden Tansu Çiller şimdi böyle bir tercih AK yaptı? Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme ihtiyacı duydu? Doğrusu nasıl bir yanıt verirsin? Galiba bana? Yanlış hatırlamıyorsam milli şuuruma uygun buldum falan gibi bir laf etmiş galiba. Bunu milli tabii, şuurumla buradayım. Ha, öyle bir laf etmiş galiba. Onun ne demek olduğunu ben anlamadım ama benim anladığım yani Beyaz Türklerden gelen bir hanım ama bence siyasetin içinde berbat olmuş bir hanım. Yani doğru düz bir mesajı olmadı, doğru düz bir işi olmadı Türkiye ile ilgili olarak. Türkiye'de özellikle onun zamandaki faili meçhullerle ilgili olarak yaşananlar özellikle Doğu'da unutulmaz dönemdi. Ama diyorlar ki belki de o sebeple Meral Akşener'in başbakanıydı. Hani onun için Tayyip Erdoğan yanına aldı falan diyorlar ki bu da bana çok tuhaf geliyor yani. Ama ben bunu duyduğumda şöyle düşündüm doğrusu. Bu çöküşün işareti. Bir sürü işaret var da bunlardan bir tanesi. Eğer bir cumhurbaşkanı Tansu Çiller gibi başarısız olmuş, tarihe başarısız bir başbakan olarak geçmiş olan bir hanımı yanına almak ihtiyacı hissediyorsa orada hakikaten bir şey var. Artık bir düşüşe geçtiğinin de kendi tarafından kabulü var bence.
Gerçekte bu sanırım. Yani böyle olacak. Tabii AK Parti mitinginden notlarda gençlerin ve kadınların az oluşu, daha çok orta yaş ve üzeri erkeklerin varlığı ve onların coşkusu. Evet. Düşülen notlar arasındaydı. Bunu da biz de tekrar etmiş olalım. Peki, siz bir iktisatçısınız. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bu seçime giderken en çok konuştuğu konulardan bir tanesi de Türkiye ekonomisi. Seçmenler açısından da öne çıkan bir konu. Bu farklı çalışmalarla, evet, anketlerle de yer buldu basında. Böyle bir durumla seçime gidiyor. Hatta bu yüzden seçime gidiyoruz yorumları da yapılmıştı. Yani daha erken yapılmasının bir sebebi de ekonominin gidişatının bir süre daha böyle gideceği. Erkenden biz seçimi yapalım ki nasıl olsa ekonomi böyle gidecek şeklinde yorumlanmıştı. Şimdi günler kaldı seçime. 24 Haziran sonrası, evet, ortaya çıkacak tabloyu tabii bilemiyoruz. Çalışmalar var, anketler var ama biz yine de ekonomiyi konuşalım. Tabii HDP ne söylüyor önce size? Onu sorayım. Yani Türkiye'nin bu kötü ekonomik gidişatı için neler söylüyor, neler vaat ediyor? Bir dinleyelim bunu size. Evet. Yani dediğiniz gibi bence de bu seçim kararı, baskı seçim kararı alınmasında ekonominin giderek daha kötüleşeceği beklentisi vardı iktidarda. Ve bunu daha da hani aleyhe dönmüş olan atmosfer daha da derinleşecekti. Bunu fark ettiler. Onun için öne çekmeyi daha tercih ettiler. Ama yani yapılan işlerin yanlışlığı ile ilgili olarak gördüğüm şeyi görmememizi engelleyen bir durum değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi benim anladığım kadarıyla ekonomiyi yönetemedi. Ekonomiyi, yani şöyle söyleyeyim, ekonomi dediğimiz zaman bugünün dünyasında belli bir politika demeti var. Yani bütün ülkelerin paylaştığı bir demettir bu. Bu neoliberal 1980'lerden kalma bir şeydir. Ama bütün ülkelerde o tedbirler, o politika tercihleri içinde şey yapar, ekonomisini çevirir. Bunlardan mesela bir tanesi yani bu şey, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesidir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi özellikle bu neoliberal düzenin önemli bir kriteridir diyelim. Yani bir tanesi, bir başkası sermayenin serbest dolaşımıdır, evet, şudur budur. Fakat Sayın Tayyip Erdoğan gitti. İngiltere'ye biliyorsunuz finans çevreleri konuşurken Merkez Bankası Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili olarak şu anlama gelen bir konuşma yaptı. Yani bu nedir yani? Onun sırtında küfe yok ki, benim sırtımda küfe. Dolayısıyla ben siyasetçi olarak buna karışırım Merkez Bankası'na. Yani Merkez Bankası bağımsız olamaz demeye getirdi. Şimdi dünya beşten biridir, dünya beşten büyüktür derseniz bu bir karşılığı vardı bunun hakikaten. Ha. Yani çünkü hakikaten baktığımızda Birleşmiş Milletler'in bu yapısı, dünyanın karmaşık hale gelmiş bu yapısını çözemiyor, yürütemiyor vesaire. Ama şu anda bu noktada siz de benzer düşünüyorsunuz. Evet, evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu yani, Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan söylüyor diye. Evet, yo, ben yani her yerde şey, yani bu cümlenin anlamının doğru olduğunu, bu talebin doğru olduğunu, dünyanın daha iyi yönetilebilmesi için Birleşmiş Milletler'in çok daha katılımcı bir yerden bir yeni bir yapısal dönüşüm geçirmesini düşünüyorum. Tayyip Bey de bunları söylüyor. Bunlar ama güzel. Ama tabii nasıl dillendirildiği, neden dillendirildiği, evet, önemli. Evet, tabii. Ayrıca da şöyle, nasıl kullanıldığı bu ifade. Evet. Hani şöyle de bir şey var. Siz karşı olabilirsiniz bu şey argümana. Veya kendisinin söylediği gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığına karşı olabilirsiniz. Ama bu karşı oluşunuzu, yani lafı güzaf değil bu. Yani karşı olup da fiiliyata döktüğünüz zaman bunu, o zaman insana der, yani olan şey şudur, şu olmuştur nitekim. Merkez Bankası bağımsızsa o zaman hükümet her türlü manipülasyonu yapabilir. Dolayısıyla ben niye gidip de paramı Türk devlet iç borçlama senetlerine yatırayım der insanlar. Ve dediler de zaten. O sebeple paralarını çektiler. Paralarını çektikleri için doların değeri yükseldi vesaire. Şimdi dolayısıyla da bu tabii neden oldu diye baktığımızda Tayyip Bey'in bir yanılgısı diyeyim veya bir tuhaf ideolojik ısrarı, onu belki şeyden alıyor gücünü, İslami bir inanca sahip, güçlü inanca sahip olmaktan geliyor. Yani faiz kötüdür anlamı. Evet. Şimdi faiz kötüdür ama bu mekanizma çalışıyor dünyada. Ve faiz enflasyonun sebebidir dediğiniz zaman
O zaman size şunu sormaları lazım. Peki enflasyon nereden kaynaklanıyor? Şimdi faiz enflasyonun nedenidir dediğiniz zaman bunun bir açıklaması şu olması lazım. Enflasyon maliyetlerden kaynaklanıyor olması lazım. Yani eğer enflasyon maliyetlerden kaynaklanıyorsa ki faiz de bir maliyettir biliyorsunuz. O zaman diyebilirsiniz faizleri düşük tutmak enflasyonu da düşük tutmak anlamına gelebilir. Ama yok ondan kaynaklanmıyorsa yani enflasyon talepten kaynaklanıyorsa aşırı talebin yani arzdan daha fazla bir talep söz konusu ise o zaman bu faizlerle ilgili düşünceniz tümüyle yanlıştır ve yapmanız gereken faizleri arttırmak olmalıdır ki talebi kısıp da fiyat düzeyinin düşmesini önlemek mümkün olabilsin. Şimdi Tayyip Bey burada çok ısrar etti ve bence ısrarının sonucu işte geldiğimiz yerde son olarak biliyorsunuz Mehmet Şimşek'i İngiltere'ye gönderirken de yeniden gittiler. Merkez Bankası evet, Başkanı ile evet, birlikte. Gittiler ve üstelik de giderken hatırlayacaksınız şey yaptılar. Kural değişikliğine gittiler. Merkez Bankası'nın bilmem kaç yıldır uyguladığı faiz yaklaşımından vazgeçtiler. Yani o bir politika faizi vardı, bir geç likitte penceresinden verilen faiz vardı. Böyle ikili üçlü faiz demetleriyle ülke yönetiliyordu, ekonomi yönetiliyordu. Bundan vazgeçtiler ve sonunda faizler %16'ya çıkarmak zorunda, 16,5'a çıkarmak zorunda kaldılar. Tek bir faiz oldu. Herkesin dikkate alıp davranması gereken faiz olarak. Bu orada da bitmedi. Benim gördüğüm kadarıyla %20'ye yaklaştı özellikle tahvillerin faizleri. Şimdi bu şu demek bence. Bu bir ekonominin dönmesinin pek mümkün olmayacak bir yere gelmesi demek. Çünkü %20 faiz demek bir anlamda kar marjlarının %20'den daha fazla olmasıyla ancak mümkün olabilir. Eğer kar marjınız %20 değilse o zaman iş yapmanızın bir anlamı yok yani. Çünkü maliyetlerinize eşit bir gelir elde edeceksiniz demektir. Şimdi sonuçta benim gördüğüm kadarıyla bu böyle. Bu noktadayız. Peki Halkların Demokratik Partisi ne söylüyor? Evet. Biz diyoruz ki bu gözüken o ki bu hakikaten erken seçime sebep olan bu kötü gidiş, ekonomideki kötü gidişin eğer Adalet ve Kalkınma Partisi eğer iktidara gelirse bir şekilde geleceğine inanmıyorum ben ama hani ola ki öyle bir durum olduğunda uygulayacakları politika muhtemelen kemer sıkma politikası dediğimiz IMF politikaları olacaktır. Yani esasında dar gelirli vatandaşların üzerine yıkılacaktır bütün bu yük, ekonomik yük. Biz de diyoruz ki bu böyle olmasın. Eğer yani biz %20 faiz haddinde bir tür stagflation dediğimiz yani hem enflasyonun hem durgunluğun olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Yaprak kımıldamayacak piyasalarda ama bir yandan da fiyatlar genel düzeyi artmaya başlayacak. Şimdi bu durumda ekonomiyi kısa vadeli canlandırmanın yollarından bir tanesi özellikle dar gelirli vatandaşlar yani gelir dağılımı dibindeki vatandaşların gelir düzeyini artırmakla yönelik olmak üzere mesela ücret artışlarının bir önlem olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun sebeplerini isterseniz anlatırım niye böyle düşünüyoruz ama bu yükün müteraki vergilerle yani artan oranlı vergilerle bir anlamda karşılanacak olan bir ücret artışı demeti olacaktır. Bunun da sonuçta bizim beklentimiz talebin artması, taleple birlikte yatırımların artması ve ekonomide canlılığın tekrar ortaya çıkabilmesi olarak düşünebiliriz. Şimdi burada Halkların Demokratik Partisi'nin böyle bir şey var. Fakat öncelikli olan yani kısa dönemde baktığımızda bizim programımızda da yazan ki diğer partiler de bunu paylaşıyorlar esasında. Bir kere OHAL düzenini kaldıracağız. Gelir gelmez ilk yapmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir U dönüşü var. OHAL devam edecek evet. diyordu. Seçimden sonra kaldırabiliriz evet. dedi geçtiğimiz evet. günlerde. Valla U mudur başka bir şey midir bilmiyorum ama sürekli dönüyor bence. Yani bütün görüşlerini değiştiriyor bir süre sonra. Bedelli askerlikle ayrıca ilgili bir gelişme var. Evet. Ayrıca bu cümlesinin anlamı da yok. Bir toplantı yapsınlar kaldırsınlar OHAL'i. Çok neden basit. Seçim sonrasını bekliyorlar? Neyi bekliyorsun işte? 6 gün var işte yani hemen yapın yani. Efendim bu böyle değil. Bunlar öyle bir fikriyata sahip değiller. Ama biz diyoruz ki bu yargı sistemiyle ve bu hal düzeniyle bu iş olmaz. Zaten Türkiye bu türden yaklaşımlarla yaşayabilecek bir ülke değildir.
Yani bu mutlaka bir patlamaya sebep olacaktır ve bence bu patlama da seçimlerde sandıkta olacak gibi gözüküyor. Ben inanıyorum ki gördüğüm kadarıyla toplumda işte 3-4 haftadır dolaşıyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Hem partimizi anlatıyoruz hem onları anlamaya çalışıyoruz. Gördüğümüz tablo doğrusunu isterseniz büyük bir değişim talebinde olduğu şeklinde. İnsanlar artık yeter diyorlar. Bir o dip dalgadan bahsediliyor. Evet. Siz de yani sahadaki çalışmalarınızda buna tanık oluyor musunuz? Kesinlikle. Yani hatta şöyle bir ayrıntı da söyleyeyim size. Dip dalgayı da daha çok kastedilen Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin stratejik oy kullanıp da HDP'nin barajı geçmesine yönelik davranacakları şeklinde bir şey var, bir anlayış var. Evet, stratejik oy kullanacak olan insanlar vardır ve aslında bu böyle kullanacak olanlar aslında aynı zamanda kendileri için de kullanmış olacaklar. Çünkü barajı geçemeyen bir HDP'nin olduğu Türkiye, CHP'nin de herhangi bir şekilde bir varlık gösterebileceği bir Türkiye olmayacak. Dolayısıyla bu böyle ama onun ötesinde benim gördüğüm kadarıyla bir arkadaşım onu demişti. Sessiz bir çığlık var bu toplumda demişti. Sessiz çığlıktan kastettiği neydi bilmiyorum ama benim hissettiğimi söyleyeyim size. Toplum uzun bir zamandan beri, yani uzun bir zamanda dedim 7 Haziran'dan sonraki özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olanlar, şehirlerin yıkılması, bir sürü insanın ölmesi, bu süreçte belki insanlarımız ses çıkarmadılar, sesleri yükseltmediler. Zaten bizim insanlarımızın geleneksel olarak çok fazla ses çıkarmadığını biliyoruz biz. Ama öyle sanıyorum ki vicdanlarının bir tarafı yaralı. Onun için de HDP'ye bu yapılanları, yani mesela 9 milletvekilinin içeride olması, milletvekili bunlar, halk seçmiş yani, 6 milyon insan oy vermiş bu insanlara. İki eş başkanı, sizin açıkçası söylediğiniz gibi, yani hapishaneden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyor neredeyse yani. Şimdi böyle tuhaflıkları insanlar bir yere yazdılar bence. Hı. Ve onun için de ben gerek HDP'ye gerek diğer muhalif partilere çok yüksek oy çıkacağını ve tam yani beklenenin çok aksi ne sayılır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları da çok ciddi olarak düşecek diye düşünüyorum. Peki tam bu noktada şunu da sormak isterim. Evet. İşte stratejik oydan bahsettiniz, stratejik oy verme niyetinden bahsettiniz seçmenlerin. Peki Halkların Demokratik Partisi'nin %10 barajını geçmesi demek sadece AK Parti milletvekili sayısının işte 400'leri bulması ya da Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının 400'leri bulup bulmamasına ilişkin bir önemli midir? Yoksa onun dışında ne türden bir kapasiteyi imkanı içinde barındırır mecliste olan evet. Bir Halkların Demokratik Partisi? Yani şunu düşünüyoruz. Eğer birinci turda biz derken muhalefeti kastederek söylüyorum ama yani biz de barajı geçersek ve muhalefetin oyları, yani milletvekilleri sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstüne çıkarsa bu bir kere moral olarak zaten şu anda bizim üstünlüğümüz var toplumda görülebileceği gibi. Daha da bu morali bizim düzelecek ve bizim ve bize destek verenlerin karşı tarafta da büyük bir moral bozukluğu olacak bence. Ve dolayısıyla da aradaki yanılmıyorsa bir 15 günlük bir süre olacak. Bu süre içinde tabii ki her parti kendi adayı için çalışacak. Ama o arada da yani ikinci turla ilgili olarak her partinin tabii ki kimi önerdikleri Cumhurbaşkanlığı adaylarının aldıkları oylar itibariyle dizildiklerinde kalan iki kişinin kim olduğuna bağlı olarak da her parti bir karar vermiş olacak. Dolayısıyla da burada bir yarılma olacak toplumda. Zaten var olan bir yarılmadır bu. Bence referandumdaki gibi bir yarılmadır. Eninde sonunda referandumdan daha fazla muhalefetin oy alacağı bir durum olabilir diye düşünüyorum. Bu çok kuvvetli, muhtemeldir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan döneminin esasında biteceğine dair güçlü işaretler var. Peki bu ihtimal üstünden tekrar ben ekonomiye dönmek istiyorum. AK Parti'nin olmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmadığı işte Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi tabii Erdoğan'ın ve AK Parti'nin olmadığı bir senaryoda hızla sanıyorum bir bu sistemden geri dönüş de yaşanacaktır ama bir süre böyle olacak. Ekonomi açısından yani o sorumluluğu alanları ne bekliyor? Buradan hızla geri dönüş
mümkün mü? İşte Halkların Demokratik Partisi'nin evet. seçmenin sunduğu vaatler sanıyorum buna yöneliktir ama çok tabii zor bir durumda da olacak bu sorumluluğu alan, bu koltuğa gelen doğru. adayların. Nasıl bir şey, nasıl bir tablo 25 Haziran ya da belki ikinci tur sonrası söz konusu evet. olabilir? Şimdi bir kere yani Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak şu tespiti yapmamız lazım. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları vardır. Türkiye ekonomisi gerçekten rehabilite olması gereken bir ekonomidir. Fakat şu anda yaşadığımız Türkiye ekonomisinin o söylediğim yapısal sorunlarından kaynaklanmıyor sorunlar. Bu şu andaki sorunlar siyasetin ekonomiyle ilişkisinden kaynaklanıyor. Yani siyaset kötü yönettiği için bunlar oldu. Yoksa bunlar zaten vardı. Yani nedir bu? Mesela ihracatımızın ithalata bağımlılığı meselesi. Evet, böyle bir yapı gelişti. Döviz kazandıramayan yerlere daha fazla yatırım yapıldı. Döviz kazandıran mesela imalat sanayinin payı düştü, tarımın payı düştü, hizmetler artıyor ama onlar da herhangi bir şekilde Ar-Ge vesaire desteklenmediği için bir döviz kazandıran bir işlem gibi de durmuyor şu anda. Dolayısıyla da bu yapısal sorunlar var ama yapısal sorunların varlığının ötesinde kötü yönetilmek diye bir şey var ve benim anladığım kadarıyla bir ekonominin içinde bulunduğu atmosfer olan o hal ve yargı bağımsızlığı meselelerinin bir an önce çözülmesi lazım. İnsanlar mahkemelere güvenilir hale gelmesi lazım. İnsanlar derken hem kendi halkımız için söylüyorum hem yabancılar, gelecek olan yabancılar için söylüyorum. Şimdi şundan kaçamayız. Yabancılar buraya para getirmeleri lazım. Yabancı sermaye girişi gerekiyor şu anda. Niye gerekiyor? Çünkü Türkiye şu anda ki yapısı itibariyle ihtiyacı olan dövizi yaratamıyor. Açık veriyor ve bu açığın kapatılması için de yabancı sermayenin gelmesi ve işte ne bileyim ülkeye yabancı para girmesi gerekiyor. Eğer bunu, biz mesela ihracatımız hani bir muhteşem bir şekilde artacak, dövize ihtiyacımız olmasa belki bu söylediklerimiz de gereksiz hale geliyor. Bu bir. İkincisi de şunu da belirteyim. İktisatçılar 1980'den sonra esasında, pardon 2008'den sonra yanlış söyledim. 2008'den sonra 2008 krizini görememiş olmaktan dolayı iktisat teoriyle uğraşan insanların, akademisyenlerin ciddi bir sıkıntısı var. Yani bu neden olduğu anlayamadılar ve önlem olarak getirilen önlemler de esasında çok bildiğimiz klasik Keynesyen dediğimiz politikalar demeti oldu. Fakat şimdi yaşanan finansal gelişmişlik düzeyinden baktığımız zaman başka yerlerde sorun aramaya başladı iktisatçılar ve son zamanlarda buldukları en önemli sorunlardan bir tanesi bu gelir dağılımı meselesidir. Özellikle bu Fransız akademisyen Thomas Piketty'nin Kapital adıyla yayınladığı ve esas itibariyle dünyada ulaşılan gelir dağılımının bozukluğunun nelere sebep olabileceği ile ilgili yazdığı, o yani çok kalın bir kitap yazdı, çok müthiş bir veri seti kullandı vesaire. Şimdi bu iktisadın bir anlamda çok etkiledi bence ve şöyle bir yere gelmeye başladık. Krizler esasında gelir dağılım bozukluğu ile ilgilidir diyor. Bu çok Marksist bir fikre de dayanıyor esas itibariyle ama şimdi post-Keynesyen diyoruz buna. Keynes sonrası iktisatçıların evet. ürettiği bir fikir demeti bu. Fakat bu çok açık sayeden anlaşılabilir bir sebebi var. Çünkü şöyle düşünelim, gelir dağılım çok bozuksa gelir dağılımın altındaki insanların bir kere kredi ihtiyaçları oluşuyor. Kredi ihtiyaçları gelir artmadığı zaman riskli hale gelmeye başlıyor. Peki bu kredileri kim karşılayacak? Gelir dağılımın üzerindeki insanların tasarruflarıyla karşılanacak. Bunlar da gidebilecekleri yani yer olarak baktıklarında bu talebi yani giderek riski artan talebi karşılamak üzere bir kredi arzında bulunacaklar. Ve böylelikle de aslında ülkedeki var olan kredi imkanları giderek daha fazla riskli yerlere doğru kaymaya başlayacak. Bu da yani Türkiye'de yaşanan bu aslında. Yani bu bir köpük demektir bu esasında. Bu köpük bir şekilde bir sebeple patlayabilir ve patladığında da krizler ortaya çıkar. Nitekim bu mortgage krizi denilen 2008 krizi esasında böyle bir kriz olarak ortaya çıktı. Yani yoksul kesimlerin aldıkları evler vesaireyle kaynaklanan başlayan bir şeydi. Ama giderek riskli hale geldi finansal yatırımlar ve dolayısıyla da o
yatırımları kaynağını teşkil eden, arz edenler de işte sıkıntıya düştü falan filan. Dolayısıyla risklerin ve odaklanılması gereken yerlerin ne olduğunu dinlemiş olduk sizden. Onun için biz, pardon şunu bitireyim. Onun için biz diyoruz ki geri dalının dibindeki insanlar bizim kurtarıcılarımız olabilir. Yani onların gelirlerini arttıran bir politika esas itibariyle ekonomiyi de canlandıracak bir politika olacaktır diye düşünüyoruz. Peki son olarak ekonomiye ilişkin bir şey daha soracağım. Sonra yavaş yavaş sonlandıracağız. Bir de tabii işte seçim bildirgelerinde, beyannamelerinde yer alan vaatler var. Bunların gerçekleşmesine ilişkin daha önceki seçimlerde de bu tartışma yaşanmıştı. CHP'nin emeklilere ikramiye kaynağı dönemin bakanlarından bir yanıt bulmuştu. Şimdi AK Parti benzer bir şey yapmıştı. Gerçi soruldu kendisine bu soru ama bu vaatler Türkiye ekonomisi için gerçekçi mi? Başta örneğin HDP için soralım. İşte bir kaynağı nereden bulacağınıza bağlı. Biz diyoruz ki kemer bu artık diyoruz bizim iktidarımızda kemer sıkmak durumunda kalanlar, yoksullar, çalışanlar olmayacak. Gelir dalının üzerindeki insanların kemeri sıkılacak. Oradan kaynaklar oluşacak ve o kaynaklarla aşağıdakilerin ihtiyaçları karşılanacak. Dolayısıyla da bizim perspektifimizde bir kamu politikası var. Ve bu kamu bir, her zaman öyledir esasında. Yani işçi sınıfı, işveren sınıfı gibi soyutlayacak olursak eğer çalışanları ve sermaye sahiplerini, devlet her zaman bir oyuncu olmuştur. Ama devlet her zaman sermayenin yanında yer aldığı içindir asıl yaşadığımız sorunlar. Ama bu kez yani bizim yönetimimizde biz bunun tersini yapmayı planlıyoruz. Ve böylelikle de yani bir anlamda gelir dalının altındaki insanların gelirlerini artırırken esasında ekonomik kararların alınmasında da onların daha etkili olmasını sağlamaya çalışacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Kapitalizmin en temel sorunlarından bir tanesi az sayıda insan, çok sayıda insanın hayatını belirleyen kararlar alabiliyor olmasıdır esası olarak. Yani bu kapitalizmin istikrarsızlığının da temel sebebidir. Çünkü çok küçük bir sanayi grubu veya onların oluşturduğu bir, yani çok küçük ama sermaye olarak güçlü grupların aldıkları kararlar ne üretileceğine, nasıl üretileceğine ilişkin kararlardır ve bunları da biz kullanmak zorunda kalırız. Ama neye ihtiyacımız olduğunu onlar belirlemiş olurlar. Biz daha pasifizdir yani çalışanlar olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu tersine çevirmek gerekiyor bir bakıma. Daha sağlıklı hale gelmesi için ekonominin. Yani karar alanları kendi çıkarlarına uygun kararlar alacak hale getirmek lazım. Bu da bence siyasi perspektifimize de uygun bir duruş diye düşünüyorum. Ekonomik duruş. Peki seçime çok az zaman kaldı dedik. Seçim çalışmalarına yönelik saldırılar var. Evet. HDP'nin sizde buradan önce sanıyorum bu yayından önce bir hastane ziyaretindeydiniz. Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde Büyükada'da yaşanan standa yapılan saldırıda yaralanan ziyaretiniz vardı. Evet, evet. Şimdi son 6 gün seçim günü de çok kritik. Hem oy verme işlemi hem ardından sandık sayımları vesaire. Buna ilişkin neler söylersiniz? Bu sözlerle de kapatalım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere gerçekten de 6 gün çok uzun bir zaman aslında aynı zamanda. Dolayısıyla da birçok gerginlikler potansiyeli taşıyor diye düşünüyorum. Adada olan gerçekten anlaşılması son derece zor. Yani iki insanı bıçaklıyorlar ve bıçaklanana serbest kalıyor. Nasıl kalıyorlar, nasıl bırakıyorlar adanın polisi? Elini kolunu sallaya sallaya gidiyorlar adamlar. Yani biz bugün ziyaret ettik. Birisinin durumu ağır, yoğun bakımdaydı ben gittiğimde. Ailesiyle ve doktorlarıyla görüştüm. Yani genç oluşu sebebiyle de inşallah kurtulacaktır diyor. Ama şunu yani sizin vasıtanızla da halkımıza paylaşmış olalım. Şu 6 günü gerçekten sakin yaşamamız lazım. Yani provokasyona kapılmamak lazım. Çünkü provokasyon yapmak isteyenlerin olma ihtimali az değildir. Ve özellikle İktidar Partisi iktidarını kaybetme eşiğinde bence. Onu hissediyorlar. Onun için de şey yapabilirler yani benzeri olaylara sebep olabilirler. Ama biz en azından uyanık olmamız lazım. Çünkü seçimler bizim moral üstünlüğümüzle geçecek gözüküyor. Ve bizi destekleyen sonuçlar çıkacak diye inanıyoruz.
Onun için bunu bozmamak lazım. Bu beklenti bence de değerli bir beklenti. Çünkü Türkiye 16 yıldır çok yıprandı bence. Hepimiz yıprandık. Dolayısıyla da bu işin bir sonu olması lazım ve galiba da 24 Haziran bu işin sonu olacak gibi gözüküyor bana. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Noktalıyoruz burada ve biz gündem seçime doğru yayınını sürüyor yayınlarımız Serpil Savunlu ile birlikte sürdürüyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere.